Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün konumuz akut koroner sendrom tedavi ve yönetimi. Bu konu hazırlarken 2020 ESC non-ST MI ve 2017 ST LVMI kılavuzlarından yararlandım. İlk önce konumuza iki tane olguyla başlamak istiyorum. İlk olgumuz 55 yaşında erkek hasta. 1 saatte süren boyuna, sol omuza ve çeneye yayılan baskı tarzında bir göğüs ağrısı mevcut. Tansiyon 140'a 80, nabzı 70 dakika, solunum sayısı 18, saturasyon 98. Özgeçmişinde hipertansiyon dışında bir özelliği yok. Fizik muayenesi doğal. Evet, bu şekilde bir hale gelmiş hastamız. Çekilen EKG'sinde evet, ST ve inferior görüntüsü mevcut. Bu şekilde hasta değerlendiriyor ve acil anjiyo alınıyor. İkinci olgumuz ise 42 yaşın 43 yaşında bir bayan hasta. Epigastrik ağrı, yanma ve şişkinlik hissi öğle yemeği sonrası başlıyor. 30 dakika sürüyor, sonrasında geçiyor. Mevcut şikayetleri 45 dakikada devam etmiş. Tansiyonu 110'a 70, nabzı 75 dakika, solunum sayısı 17, saturasyon 95. Bu aslında özgeçmişi doğal. Fizik muayenesinde epigastrik duyarlılık mevcut. Evet, bu da hastamız. Evet, EKG'mizde ST elevasyonu yok fakat bazı yine bize MI düşünecek bulgular mevcut. Bu hasta troponin pozitif olup non-ST MI tanısı alıyor ve bu hasta acil anjiyo alınan bir hastamız. Arkadaşlar, akut koroner sendrom terimi koroner kalp hastalığının akut oluşumunun 3 farklı halini tarif ediyor. Bunlar hepinizin bildiği üzere ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü ve ST elevasyonu olmayan miyokard enfarktüsü olarak ve anstabil anjin olarak sınıflandırılıyor. Non-ST MI ve anstabil anjiyo pek deriz. Bazı kaynakları, son kaynakları artık ikisi beraber non-ST MI olarak birleştirilmiş durumda. Ortak patofizyoloji rüptür olmuş veya aşılmış aterosklerotik plak arkadaşlar. ST ile MI'yı non-ST MI'den ayıran EKG özellikleri arkadaşlar. Evet, ST elevasyonu yokluğunda troponin T veya troponin I'da yükselme non-ST'mi işaret eden miyokard hücre nekrozunun en spesifik belirtici. Akut koroner sendromları ani karda görülmeye yol açan malign aritmilerin en yaygın sebebi. Tedavi hedefimiz de bu yönde arkadaşlar. VF ve aşırı bradikard gibi hayat tehdit eden durumları tedavi etmek, sol ventrikül fonksiyonunu korumak ve miyokard hasarının genişlemesini en aza indirerek kalp bitmezliğini engellemek. Evet, bulgularımız neler? Tipik olarak yayılma gösteren göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme görülüyor. Fakat yaşlılarda, kadınlarda, diyabetik hastalarda atipik semptomlar görülebiliyor. Bu bulgu ve semptomların hiçbiri AKS tanısı için tek başına kullanılmaz. Bir de eski bir bilgimiz var. Hani göğüs ağrısına eğer nitrat verdik, ağrı azalmış, bu tanıda değerli midir, değil midir? Bu artık tanıda bir tanısı olarak kullanılmıyor. Bir değeri yok arkadaşlar. Bu resim çok hoş bir resim. Ağrıyı tam anlamıyla tipik ağrı anlatan bir resim. İsternum arkasında başlayan ve böyle sıkıştırıcı tarzda bir ağrı. Peki ağrı nerelere yayılıyor? Bir önce bahsetmiş yayılımı gösteren ağrı. En sık yayılım gösteren bölge sol omuz ve kola doğru yayılan bir yayılım. Sonrasında karın boşluğuna yayılabilir, sırtta yayılabilir, sağ tarafa yayılabilir ve çeneye yayılabilir bu ağrı arkadaşlar. Özellikle acil servise dişim ağrıyor diye gelen hastalarda MI aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet, hasta geldi. Akut koroner sendrom belirti ve bulguları var. Öncelikle hızlıca 12 derivasyonu EKG'miz çekiyoruz. EKG'de ST derivasyonu varsa arkadaşlar, peki ST derivasyonun ölçüsü nedir? Ekstremite derivasyonunda 0,1 milivolt yani 1 küçük kare. Göğüs derivasyonlarında ise arkadaşlar 2 küçük kare yani 0,2 milivolttan daha yüksek olması veya yeni gelişen sol dal bloğu görmüşsek bu hasta artık ST LVMI olarak nitelendiriyoruz. Eğer ST elevasyonu yoksa
Diğer EKG değişiklikleri varsa nedir bu arkadaşlar? T negatifliği, ST çökmesi gibi. Hatta normal de EKG olabilir. Bu durumda troponin değerine bakıyoruz. Eğer troponin pozitifse non-STMI diyoruz. Troponin negatifse ve ağrımız tipikse ansiflajlı pektörist tanısı koyuyoruz. Evet, yüksek risk nedir arkadaşlar? Dinamik EKG değişiklikleri, ST depresyonu, hemodinamik instabilite, diyabet öyküsü ve tim ve gri skorlarının yüksek risk alması. Bunlardan ileride bahsedeceğim. Evet, 12 derivasyonlu EKG'miz. Akut koroner sendrom şüphesi varlığında erken tanı ve triyajı kolaylaştırmak için hasta ilk temasına itibaren mümkün olan en kısa sürede, mümkünse triyajda 12 derivasyonlu EKG çıktısı alınmalı ve yorumlanmalı. Peki ST derivasyonu nasıl ölçüyoruz? J noktasını ölçüyoruz. Eğer sol dal bloğu ve sol atrium hipertrofisi yoksa, voltaj kriterini karşılıyorsanız ST-MI tanısı koyuyoruz. Yine aynı şekilde sol dal bloğu yeni ise yine acil perfüzyon tedavisi ihtiyacı oluyor arkadaşlar. J noktası burada görüldüğü üzere küresin bitimindeki nokta J noktası. ST segmenti buradan itibaren değerlendiriyoruz. Artık yeni rehberlerde hastane dışı 12 derecesine kadar çekilmesi öneriliyor. Çünkü bu şekilde olduğu zaman sağ kalının arttığı, ST-MI'nin daha hızlı tanındığı ve laboratuvarın hızlandırıp mortalitenin azaldığı gösterilmiş. Evet arkadaşlar, bu özellikle sadece acil bir hekimleri değil, paramedikler ve hemşirelerin de ST ve MR'ı tanıması bilmesi çok önem arz etmekte. Bir de artık günümüzün konusu EKG, yorumlu EKG gelmesi. Yorumlu EKG evet uygun bir durum. Yani bizim için yol gösterici, yardımcı olabiliyor. Fakat hiçbir zaman deneyli bir klinisyenin yerini tutmaz yorumlanan EKG. Ancak yardımcı olarak kullanılır. Yani biz sadece oraya bakarak yorum yapmamalıyız. EKG'yi tanımalıyız. Evet. EKG'de 12 derivasyon EKG'mizde inferior derivasyonları gösteren bölge D2, D3, AVF. Lateral dediğimiz bölge D1, AV ile V5, V6. Anterior ve septal dediğimiz bölgede V1'den V4'e kadar olan bölge. Şimdi EKG'ler üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere bir tipik bir inferior MI EKG'si. D2, D3, AVF'de ST elevasyon mevcut. D1 ve AV'de respiro TNF'li mevcut arkadaşlar. Bu da lateral MI. D1 ve AV ile de ST elevasyonu ve inferior'da özellikle D2, D3 daha belirgin olmak üzere ve AF'de mevcut. Respiro çökmeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu EKG'de antireseptör MR'a uygun bir EKG ve 2, V3, V4'teki hiperakut dalgaları görüyorsunuz. Bu EKG'miz yaygın antireseptör MR'a dediğimiz nitelendirdiğimiz EKG. D1 AV ile dahil V1'den V6'ya kadar ST elevasyonu mevcut. Bu da başka bir yaygın antrenman EKG'si. Evet, sağ MI bizim için yine önemli. Şimdi zaten hepimiz anterior MI, inferior MI, lateral MI çok rahatlıkla tanıyoruz. Peki sağ ve posterior MI neden önemli? Sağ MI özellikle sinüatörün nodu etkilediği için bradikardi ile AV blokla ilişkili olduğu için sağ MI'yi tanımalıyız ve bu, yani bu hastalarda biraz daha aceleci davranmalıyız. Sağ MI genellikle her zaman inferior MI ile beraber görülür. İki önemli bulgumuz varsa bize sağ MI düşünülen bulgular bu. V1'deki ST elevasyonu bir de D3'teki ST elevasyonu D2'den daha yüksek olması. Bunlar bize sağ MI'yi düşünülen bulgulardır. Sağ MI düşündüğümüz hastalarda sağ EKG çekeceğiz arkadaşlar. Sağ EKG de bu şekilde bağlanıyor. Hani biraz önce bahsetmiştik size, demiştik hani hatırlarsanız
estelasyon MR tanısı koymak için ekstremite rasyonlarında bir küçük kareydi. Göğüs rasyonlarında iki küçük kareydi. Sağ ve posterior EKG'lerde yarım küçük kare elevasyonu bile anlamlıdır arkadaşlar. Şimdi bir EKG önümüzde var, bakıyorsunuz. Evet, inferiorum herkes tanıdı zaten. Ama bir baktık D3'teki ST elevasyonu D2'den daha yüksek. Bir de bakın V1'de ST elevasyonu var. Aklımız hemen sağ MR gelecek. VKG 18. Bakın çekilen EKG'de görüyorsunuz. V4, V5, V6 sağ yerler bağlanmış. Evet, V4'teki ST elevasyonunu görüyorsunuz. Sağ MR. Yine başka bir sağ EKG. Dikkat ederseniz yine bakın. Ve D3'teki ST elevasyonu D2 göre daha fazla. V1'de minimal bir ST elevasyonu var. Bize saymayı düşün. Şüphelenmiş ve sağ EKG çekilmiş. Sağ EKG'yi biliyorsunuz. Yine ST elevasyonu. İnferior artı saymay. Yine başka bir saymay örneği. Evet. Posterior MR. Posterior MR arkadaşlar genel olarak inferior ile beraber görülebilir. Fakat ST ve MI olgularının yaklaşık %4'ü izole posterior MI'dir. Evet. Yani hiçbir bizim çektiğimiz derivasyonu da ST görmeksizin hastada bir posterior MI riskimiz var. O yüzden ne yapmamız lazım? Şüphelenmemiz lazım. Evet, bunun için de 4 tane bulgumuz var bakmamız gereken. En önemlisi belki de V1, V2'de özellikle V2'de ARES paterni, arın daha büyük olduğunu gördüğümüz bizi posterior MR'den şüphelendirmeli arkadaşlar. Ve yine V1, V3'te horizontal ST depresyonu yine bizim için posterior MR'den şüphelendiren bulgulardır. Posterior EKG'de arkadaşlar hani hastayı koyduk V4, V5, V6 dedik. Devamında sanki V7, V, yani hattı devam ettiğini hayal olarak sıkı bulu arkasına V7, V8, V9'u koyuyoruz. EKG çekiyoruz. Evet, bahsettiğimiz gibi EKG arkadaşlar dikkat edersiniz. Horizontal bir V1, V2, V3'te bir T negatifliği var. ST çökmesi var. Burada biz şüphelenmişiz ve posterior EKG çekmişiz. Bakın posterior derivasyonları. Posterior MR'ımızda mevcut. Peki, posterior MR'dan bahsettik. Sağ MR'dan bahsettik. ST ve MR'lardan bahsettik. Bir de ST elebi olmadan olmaksızın ST ele ve eşleri olan durumlarımız var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Sol dal bloğu her zaman kafamızı karıştıran, bizi şüphe düşündüren bir EKG bulgusu. Yeni gelişen sol dal bloğu daima patolojik. Bunu bilin arkadaşlar. Bir hasta geldi, öyküsü yok. Herhangi bir tıbbi öyküsü yok. Ve sol dal bloğu gelişmiş. Bu hasta patolojiktir ve hızlıca bu hastaya reperfüzyon tedavisi gerekir. Fakat yeni olmayan bir sol dal bloğu veya ventriküler pace ritmi varlığı varsa enfarktüs tanısı koymak güçleşir ve genellikle var olan enfarktüsü sol dal bloğu gölgeleyebilir. Bu yüzden uyanık olmamız lazım. Peki ne yapacağız? Hani şimdi yeni geçen sol dal bloğu anladık. Eski olan var olan bir sol dal bloğu göğüs hastasına geldi aslında. Tamam, sol dal bloğu var. EKG normal diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O yüzden acilcilerin kabul ettiği, sevdiği fakat kardiyolog arkadaşlarımızın çok beğenmediği hatta varlığını bence kabul etmedikleri skarboza kriterlerimiz var. Skarboza kriterlerimiz 3 ana başlıktan oluşuyor. Pozitif küres kompleksi olan derivasyonlarda 1 mm'den daha fazla konkordan ST elevasyonu ya da V1 V3'te 1 mm'den fazla konkordan ST depresyonu ya da negatif QRS kompleks olan derivasyonları 5 mm'den fazla aşırı diskordan ST elevasyonu görüyoruz. Bunların puanları var arkadaşlar. Puanlar gördüğü şekilde yazılmış arkadaşlar. Peki nedir bunlar? Onu göstereceğim. Bu arkadaşlar. Bakın pozitif derivasyonlarda, pozitif QRS'lerde 1 mm'den fazla ST elevasyonlarımız tablo bu. Bu 5 puan arkadaşlar. Negatif derivasyonlarda V1, V2, V3'te daha doğrusu 1 mm'den fazla ST depresyonu bu da 3 puandı. Ve negatif derivasyonlarda
QRS negatif oldu derivasyonlarda. 5 bin ÖS'den fazla aşırı S derivasyonda 2 puandı. Puanları biliyoruz. Peki bu puanla ne işe yarıyor? Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar topluyoruz ve toplamda 3 puandan 3 puan ve fazlası puan hesaplanırsa bu durum miyokard infarktüsü açısından %90 özgürlüğe sahiptir. Yani ST elevasyonu gibi değerlendirebiliriz. Hasta geldi, acil servis, göğüs ağrısı mevcutsa sol dalgalıyor var. Biz bu bulguları arıyoruz arkadaşlar. Bunları gördük, puanlamamızı yaptık. Eğer puanlamalarımız 3 ve üzerinde ise bu hastayı biz miyokard infarktüsü olarak kabul edebiliriz. Ve hızlıca kardiyolojiye konsült etmemiz ya da ilçedeysek bizi ya da kardiyolojinin aramamız gerekmekte. Bakın bu EKG'de AVL'de pozitif konkordans olan pozitif konkordans bölgede 1 milimetreden fazla bir ST elevasyonu var. 5 puanı aldığı sol dalgalı hastası 5 puanla beraber anjiyo ünitesine doğru yönlendirildi arkadaşlar. Bu EKG sol dalgalı EKG'si dikkat edersin. Bu EKG ventriküler pace ritmi. Yine pace ritminde ST elevasyonu kaçırma ihtimalimiz mevcut demiştik yine dediğimiz gibi. Bakın V1, V2, V3'te ST depresyonu 1 metreden fazla ST depresyonu 3 puandı. Bakın V2 dikkat ederseniz yaklaşık 3 milimetre bir ST depresyonu var. Bu aslında ST MR tanısı alarak koroner angiografi ünitesine yönlendirildi. Bir diğer bahsetmek istediğim konu arkadaşlar Wellen sendromu. Wellen sendromu çok önemli. Niye? Çünkü Wellens varsa bir EKG'de bu LAD kanıklığı için spesifik bir EKG'dir. Bu hastalar EKG çekme esnasında ağrısız olabilirler. Hatta troponine negatif gelebilir. Şimdi bu hasta geldi, EKG'si çektik. Eğer Wellen'i tanımazsak ağrısız ve az ağrılı bir hasta troponine negatif geldi. Bu hasta taburcu edebiliriz. Eğer Wellen'i tanımazsak. Bunun riski nedir arkadaşlar? Wellen sendromu olan bir hastada birkaç gün içerisinde yaygın antiromay gelişimi çok yüksek risklidir arkadaşlar. Peki Wellen'i tanımak için nelerimiz var? V1, V2, V3'te derin ters dönmüş veya bifazik T dalgaları bazı durumlarda V1'den V6'ya kadar yayılabilir. İzoelektrik veya minimal eli ve ST segmenti olabilir. Perikardiyal Q dalgası yokluğu ve perikardiyal art progresyonun korunmuş olması, yakın zamanlı anjina öyküsü önemli arkadaşlar. Evet, EKG paterni ağrısı döneminde mevcut olması demişiz. Evet, ağrısı döneminde olabilir. Normal veya hafif kardiyomiyopati kardiyomiyopati eşlikler arkadaşlar. Peki, Wellens sendromu deyince aklımıza iki tane tip geliyor. A paterni ve B paterni. A paterni bifazik T dalgaları V2, V3'te. B paterni de derin ters dönmüş T dalgaları. Arkadaşlar zaten A paterni zaman içerisinde B paternine dönüşür. Yani A daha akut dönemlerde görülür bir EKG bulgusudur. Evet. Yani bu hastayı bir tablo olarak düşünün. 45 yaşında erkek hasta. Yarım saat önce bir hafif bir göğüs ağrısı geçirmiş. Elimize bu EKG ile geldi. Bu EKG gördüğünüz zaman arkadaşlar aynı ST ele ve MI gibi troponin beklemeden hızlıca kardiyoloji konsültasyon istemeliyiz arkadaşlar. Bu da tip B'ye örnek olarak verilmiş bir EKG'ye dikkat ederseniz normalde hani V2 V3'te bekleriz ama bu hasta V1'den V6'ya kadar derin T dalgalarını, negatif T dalgalarını görüyoruz. Diğer dalgamız da Deventer dalgası. Deventer dalgası 2008 yılında Hollandalı bir kardiyoloji profesörü Deventer tarafından bulunmuş bir dalga. Deventer dalgası da antiyodinama eşdeğeridir arkadaşlar. Bakın bu cümle çok can alıcı bir cümle. Deventer dalgası anterior MI eşdeğeridir. Ve bu hastalarda acil reperfüzyon terapisi ihtiyacı vardır. Peki Deventer dalgası nasıl tanıyacağız? Deventer dalgası perikardiyal derivasyonlarda uzun, belirgin, simetrik T dalgalar olarak kendini gösteriyor. Perikardiyal derivasyonlarda J noktasından yukarı eğimli bir ST segment çökmesi mevcut 1 milimetreden fazla ve perikardiyal derivasyonlarda ST elevasyon olmaması. Evet, AVL'de karşı ST segment elevasyon olabilir, olmayabilir. Evet arkadaşlar ve normal sistem morfolojisi yani ST ve MR Deventer'den sonra
görülebilir. Ya da daha sonrasında onu takip edebilir arkadaşlar. Evet, derin ter dediğimiz dalga bu. C noktasından itibaren bir ST depresyonu var. Sonrasında simetrik bir T dalgası. Bu arkadaşlar Devinter dalgası adlandırıyoruz ve bunu gördüğümüz zaman bu hasta antiyodrama eşdeğeridir ve hızlıca reperfüzyona ihtiyacı vardır. Bu EKG haritası %2 mortalite ile ilişkili bulunmuş. Evet, gördüğünüz üzere. Ve 2 ve 3'te daha belirgin olmak üzere. Yukarı yöne bakan bir ST depresyonu öncelikle C noktasından itibaren ve sonra simetrik uzun bir T dalgası. Aynı şekilde bakın V2 ve V3'te çok belirgin. C noktasından yukarı ağızlı bir ST depresyonu ve sonrasında simetrik T dalgamız. Bu yukarı gördüğümüz zaman arkadaşlar aynı ST, L ve MI gibi davranacağız. Hızlıca bu hastayı kardiyoloji kontrol edeceğiz ve bu hastanın hızlıca reperfüzyon terapisi başlaması gerekmekte. Evet, bir başka konumuz arkadaşlar erken reperfüzyon. Bu da çok önemli. Çünkü erken reperfüzyon hiperakutemiyle çok karışmakta ve acil servis hekimlerini ciddi anlamda kafa karışıklığına sebebiyet vermekte ve bizi ciddi anlamda yormakta bu arkadaşlar. Erken reperfüzyon dediğimiz EKG en yaygın olarak genç erişkin hastalarda görülen bir EKG paterni perikardi ve akutemiyi taklit edebilir. Ve bu önemli. Acil servise, göğüs servise başvuran hastaların %15 kadarı EKG'si benign erken reperfüzyon arkadaşlar. Ve bizim için dediğim gibi bir bahsettiğim gibi yaygın bir transal zorluk oluşturuyor bize. Fizyolojik sebebi tam olarak anlaşılamamış. Buna rağmen genel olarak altta yatan kardiyak bir hastalığı işaret etmeyen normal bir varyant olduğu düşünülmekte. En başta dediğimiz gibi 50 yaştan daha genç hastalarda görülen bir durum. 50 yaş üzerinde çok nadir görülmekte. Hatta 70 yaş üzeri çok çok nadir. O yüzden özellikle 50 yaş üzerindeki hastalarda ve risk faktörü varsa erken reperfüzyon tanısını koymaktan kaçınalım. Daha çok diğer şeyleri düşünelim arkadaşlar. Peki. Erken repolarizasyon EKG'si neler bulur arkadaşlar? J nokta elevasyon mevcuttur. Hatırlarsanız Deventer'de J noktada depresyon vardı. T dalgası sivileşmiş ve hafif asimetrik. Bakın asimetrik T dalgası ve J elevasyonu. ST segmenti T'nin çıkan kolu yukarı bakan konkavlık meydana getiriyor. T dalgası inen kolu daha düzgün ve çıkan koldan daha hafif diktir. İnen kol daha düzgün, çıkan koldan hafif dik. Bunlar önemli. ST segment konkavlığı gülen surat görüntüsüne sahip olarak tanımlanmıştır. Bu da erken reperfüzyona uygun bir EKG. Bakın J noktası hafif yüksek. Asimetrik T dalgası. İnen kol daha dik. Çıkan kol daha konkav ve bakın gülen yüz görüntüsü gibi görünüyor arkadaşlar. Ve yine başka bir bulgu fish hook yani balık kancısı desen olarak tanımladığımız görüntü. Bu da en iyi V4'te görülen bir bulgu. Çentikli veya düzensiz bir J noktası. Arkadaşlar bunu görürsek şu görüntü görürsek bunun adı fish hook'tur, balık kancısıdır. Bunu görürsek hastanın EKG'sinin erken repolarizasyon olduğunu düşündürürüz arkadaşlar. Bununla alakalı EKG'lerimiz 25 yaşında erkek hasta spor sonrası baştan göğüs ağrısı geldi. Bize EKG'mizi çektik. Baktı EKG Hasan minimal ve ST elevasyon var. Özellikle B4 ve B5'te. Baktığımız zaman bakın J noktası yukarıda. Çıkan kol konkav. İnen kol daha dik ve bakın fish hook görüntüsü mevcut. Evet. Bu EKG güzel bir erken reperfüzyon örneği arkadaşlar. Bu yine başka bir EKG'miz. V4'te yine çentiklenme görüyorsunuz. Fish hook görüyorsunuz. Evet. EKG hakkında konuşacaklarım bu kadar. Tabii akut koroner sendromun 3 sacayı var arkadaşlar tanısında. Birisi klinik, diğeri EKG, üçüncüsü de biyobelirteçler. EKG ST elevasyonu yoksa destekleyici bir hikaye artmış biyobelirteç düzeyleri non-ST'yi tanımlar ve sırasıyla ST, MI ve USAP'tan ayrılır. Kalbe özel troponin yüksek duyarlılık ve özgürlüğünden ötürü rutin olarak kullanılmaktadır. Evet, troponin bu bizim için daha önemli.
Biyobilir testler kardiyak testin ilk değerlendirmenin bir partisi olmalı. Bu çok önemli. Fakat ilk saatlerinde yükselmeyeceği için biyobilir negatifliği enfarktı dışlamıyor arkadaşlar. Bizim ağacımızda bulunan high sensitivity ilk alt saatte başlayan hastalarda ilk troponin negatifse 2-3 saat arayla 6 saate kadar tekrar ölçümler yapılacak. Normal troponinlerde yani high sensitivity olmayan troponinlerde ilçeler hangisi kullanılıyor bilmiyorum arkadaşlar. Siz onu araştırın. Eğer high sensitivity değilse troponiniz 12 saat takip gerekiyor arkadaşlar. Evet, hani bir önce bahsetmiştim TIM ve GRACE skorlarından. TIM ve GRACE skorları şu yüzden önemli. Özellikle TIM skoru. Hasta geldi. Sıfırıncı ve ikinci saatte biz high sensitivity troponin baktık ve bunlar negatifse. Bunlar negatifse arkadaşlar 30 günlük MI geçirme riski %1'den daha az. Fakat bu kılavuzlarda taburculuk için yeterli bulunmamış. Denmiş ki 3. yani 6. saatte görmüşsün ya da TIM skoru 0 ya da 1 ise hasta ikinci troponinden sonra taburcu edilebilir denmiş. TIM skorunu o yüzden iyi bilmeliyiz arkadaşlar. Evet. TIM'e hesaplandı. Eğer 0 veya 1 ise arkadaşlar 14 günde risk %5 demiş. Düşük bir risk denmiş. Eğer TIM skoru 5 ise 14 günde ölüm, yeni veya tekrar MI geçirme riski %26 bulunmuş. Bu ciddi ve yüksek bir risk arkadaşlar. Bu da GRACE klip sınıflaması. Evet. Akut koronarsiyon şüphesi olan hastalarda klinik öykü ve fizik muayenede dikkate değer bulgu olmamasının yanı sıra ilk EKG'nin de biyobelirti testleri negatif olması akut koroner sendromu dışlamak için kullanılmaz. Hastaya tanı koymak ve tedavi kararı vermek için mutlaka ne gerekiyor arkadaşlar? Takip süresi gerekiyor. Hasta geldi, hızlı göğüs muayene dedi, EKG çektik. Normal değil ama tam da yani STLV tanısı konmuyor. Troponinler negatif. İlk troponin negatif. Bu hasta taburcu edemiyoruz arkadaşlar. Akut koroner sendrom hastasını muhakkak takip etmek gerekiyor. Şüphelenmiş her hastayı. Evet. Akut koroner sendrom şüphesi olan ama EKG gibi kardiyak biyobelirtiler negatif hastaların etkin bir şekilde taranması hala sorunlu. Neden sorunlu? Biz hala çünkü bununla alakalı şöyle bir cümle okumuştum ben bir textbook'ta. Diyor ki hasta geldi, troponin negatif, EKG negatif, takipler negatif gelmiş hasta taburcu olduktan sonra diyor genel olarak eğer MI ise hastaneye kardiyak arrest olarak gelir ve arrestler maalesef geri dönüşsüzdür gibi bir ifade okumuştum ve beni hastayken çok ürkütmüş açıkçası. Bundan alakalı artık şey konuşmaya tartışmaya başlandı. Bu hastaları beta anjiyografik, yani beta koroner anjiyografi çekelim mi, kardiyak MR çekelim mi ya da miyokard perfüzyon sinigrafisi yapalım mı gibi tartışmalar var. Beta anjiyografi biz halen kullandığımız bir enstrüman. Özellikle aortit seksiyonu, pulmoner emboli, aortit stenozu, hipertrofik kardiyomiyopati, perikardiyal efüzyon, pnömotoraks gibi durumları ayırt etmek için ayrıca da hala kullandığımız güzel bir enstrüman. Bir de eko arkadaşlar. Ekokardiyografi özellikle acil servislerde bulunmalı, kullanılmalı. Tabii benim bahsettiğim acil servis, yani bizim acilimiz, sizin acilinizden bahsetmiyorum. Yani bir kardiyolog gelip hızlıca her hastadan EKG gördü, trop gördü ama ağrısı tipikse ekokardiyografi çekmeli, görüntülü bir arkadaşlar. Bunları kullanmamız hastane kalış sürelerini kısaltıyor. O yüzden öneriliyor arkadaşlar. Evet, tedavi hasta geldi. Akut koroner sendromu tanısını koyduk. Tedavileriniz neler arkadaşlar? Nitratlar analizi ve oksijenden bahsedeceğim ilk önce. Nitratlar sitolik kan basıncı 90 üzerindeyse ve hasta devam eden iskemik göğüs ağrısı mevcutsa glisertin nitrat kullanılabilir. Glisertin nitrat ayrıca akut pulmoner konjüksiyon tedavisinde de faydalı bir ajan. Fakat bu hasta sitolik kan basıncı düşükse kullanmıyoruz tabii ki. Her 5 dakikada bir 3 doza kadar yaklaşık 0,4
miligram subyugal olarak kullanıyoruz. Evet. İnatçı ağrı veya aktiyodem varsa intravenöz nitroglişerin 10 mikrogram kilogram dozuna başlanıp istenilen tansiyon değerine ulaşana kadar titre edilebilir. Hipotansiyon hastalarda özellikle bradikardi ile bir aradaysa inferior infarktlı hastalarda sağ ventrikül tutulmuş şüphesi varsa kullanılmamalı. Hem yani bir önce bahsetmiş galiba. Mesela inferior EKG çekti inferior MR var. Neydi sağ ventrikül tutulmuş şüphesi? D3'teki ST elevasyonu ilgiden büyük olması ve V1'de ST elevasyonu gördük. O zaman biz bu hastanın inferiöründen şüphelendik. O zaman bu tarz hastalarda nitrat kullanmayacağız. Çünkü neden? Kan basıncı ve kardiyak output daha da düşürebilir. Bir de artık günümüz sorunu. Bir tanesi 5 fosfodiesterase inhibitörü. Şimdi akut koronar sendrom yaş grubu daha çok ileri yaş grubu arkadaşlar. Bu hastalar nitrat vermeden önce muhakkak 5 fosfodiesterase inhibitörü kullanımını sorgulayacağız. 48 saat içerisinde kullanmışsa arkadaşım nitrat kontraindike. Analjezi nitrat dirençli ağrılarda kullanılan analjezik ajan morfin. Morfin ayrıca hastaya sakinleştirici etkisinden dolayı sedasyon amacı da kullandığımız bir ajan. Aynı zamanda pulmoner konjesyonunda fayda sağlayabiliyor bu ajanımız. Kullanım dozumuz IV 3-5 miligram dozuna başlıyoruz ve ağrı geçene kadar birkaç dakikada bir tekrarlayabiliriz. Fakat hasta ile tercih varsa, hipotansiyon varsa veya bilinen aşırı duyarlılık varsa dikkatli kullanmalıyız. Ve non-steroidal antiinflamatuarlar. Hani hasta geldi acile, göğüs ağrı şüphesi var. Abi diklorin yapalım diye soruyorsunuz ya bazen ya da abi oksimen yokuşu yapalım mı? Hani ben diyorum yapmayın. Sebebi de bu yüzden. Protrombik etkilerinden dolayı non-steroidal antiinflamatuar ilaçlardan kaçınmalıyız. Bu hastalarda kullandığı zaman tromboz riskini arttırabiliyor arkadaşlar. Hani oksijen akut koroner sendrom hastalarında sıklıkla kullanılan bir tedavi protokolünde vardı. Fakat artık hastalarda hipoksisteme veya kalp yetmez bulguları yoksa oksijen desteği önermiyoruz. Aynı zamanda komplike olmayan miyokard infarktüslerinde hiperoksijenin zararlı olabileceği gösteren kanıtlar artmakta. Oksijen sadece rehberde böyle ifade kullanmış. Yani kardiyak arrest durumunda hızlıca hipoksi gelişmekte demiş. Nöroloji sekel olmadan hayatta kalmanın en önemli belirtisi iskemik beyin hasarı olduğundan diyor. KPD süresince yeterli oksijenasyon gereklidir. Bu cümleyi ben neden koydum arkadaşlar? Önceden hani her EMA'ya oksijen verin diye özellikle bize öğretiliyordu. Fakat artık oksijen şeyde bahsediyor. Hani kardiyak arrest durumunda CPR esnasında verin gibi cümleler kullanmaya başlanmış. Yani hiperoksi bizim için tehlikeli arkadaşlar. Spontan geri dönüş sağlayan hastalarda da hem hipoksiden hem hiperoksiden kaçınmalıyız bahsettiğimiz üzere. Satürasyon %90-90 arasında tutulmalı normal hastalarda. KOAH hastalarında 88-92 arasında tutulmalı arkadaşlar. Evet. Hasta geldi. EKG çektik. Ondan sonra tanımızı koyduk. Bu hasta MI. Nitroglisserin verdik. Morfini verdik. Anlatmıyoruz. Sonrasında antitrombositler tedavi. Aspirinimizi veriyoruz. 7 ya da 300 miligram asa. Bizde IV formu yok. Biz oral veriyoruz arkadaşlar. ST-MI'da ve non-ST-MI'daki tedavilerle alakalı bir slide. Evet. Aterosklerotik plak ruptürü sonrası platelet aktivasyonu ve agregasyonu akut koroner sendromlarda bizim patofizyonun esas mekanizması bu. Dolayısıyla ST elevasyonunda da elevasyon akut koroner sendromunda reperfüzyon ve revaskülasyon olsun ya da olmasın antitromboz tedavimiz bizim temel prensibimiz. Aspirin dediğim gibi 150 ila 300 gram enterik olmayan bu önemli arkadaşlar. Oral veririz veya 150 miligram IV asa diyor. Biz zaten IV aspirin yok. Yine klopidogrel, prasugrel de, tikagrelor de tedavide kullanılan bir ajan.
Bu aspirinle beraber kullandığı zaman aspirin sağladığı tromboz agregasyon inhibisyonunu arttırdığı gözlemlenmiş. Tivagrel dediğimiz ajan Brilinta, Presuglar dediğimiz ajan Effient ve Clopidogrel dediğimiz ajanlar işte bildiğimiz üzere Plavix, Plonur, Pinger, Karun bu ilaçlar. Plavix olarak anlatacağım. Plavix'i konservatif tedavi yani konservatif yaklaşım varsa 300 mg yükleme ediyoruz. Eğer anjiyograf planlanıyorsa arkadaşlar 600 mg yükleme yapıyoruz. Brilinta'ya da 180 mg yükleme dozu veriliyor. En son kılavuzlarda artık daha çok Brilinta öneriliyor. Fakat bizim acillerimizde Brilinta kullanılmıyor. Eğer varsa da 1 çarpı 2 olarak yani 180 mg olarak yükleme yine esterleme hastalarında 180 mg veriliyor. Yani Brilinta'nın şöyle bir avantajı var. Hastaya biz her durumda iki tablet veririz. Diğerinde eğer Plavix olsaydı bu. Eğer hasta anjiyo girecekse 8 tane çiğnetiyoruz ve 8 tane veriyoruz. Eğer anjiyo girmeyecekse 4 tane veriyoruz arkadaşlar. Ve parenteral antikoagülasyon da öneriliyor arkadaşlar. Hem non-STMI'de hem STLMI'de. Burada da ya amfiroksanoz heparin ya da enoksaparin kullanılıyor. Enoksaparin 0,5 gram kilogram. IV bolus STLMI için bir bilgi. IV öneriliyor. Fakat yine MUS için, MUS üzerinde konuşuyorum. Buradaki anjiyo merkezindeki kardiyologlarımız hastalara anjiyo esnasında heparin verdiği için bizden düşük molekül ağırlıklı heparin kullanmamızı istemiyor arkadaşlar. Evet. Reperfüzyon için hangi stratejilerimiz var? Biliyorsunuz arkadaşlar. Birisi anjiyografi diye de fibrinolisis tedavisi. Semptom başlangıcından itibaren 12 saat içerisinde başvuran STL hastalarında en kısa sürede uygun stratejiyle reperfüzyon başlanmalı. Fibrinolisis ve perkutan koronarografi iki tedavi seçeneğimiz. Bunlar ikisi kombinasyonda kullanılabiliyor. Fakat fibrinolisis tedavi ilk 2 ila 3 saatte etkili. Fakat koronarografi zamanla daha az duyarlı. Hani uzayan zamanlarda kullanılacak tedavi. Hastane öncesinde fibrinolisis tedavi verilmesi uzun transport öncesi süresi varsa avantajlı. Mesela ilçelerden bu uzun süreli MUS'a uzun olan veya çalışılan başka kliniklerde il merkezinde uzun olan ihtiyacı varsa fibrinolisis tedavi vermek gerekiyor. Fibrinolisis tedavinin etkinliği semptomların başlangıcından hemen sonra en yüksek. Yani hasta geldi, anjiyo, o yani EKG'sinde, STLMI gördü ki göğüs ağrısı başladı. Yarım saat konuşmuşsa bu hastalarda daha etkili. 2-3 saat geçtikten sonra semptomlar fibrinolisis etkinliği azalıyor arkadaşlar. Eğer vaktinde anjiyografi uygulanmayacaksa en kısa sürede fibrinolisis tedavi başlamak gerekiyor. Bunun için de alteplaz, streptokinaz, reteplaz, teniteplaz kullanılıyor. Bizim elimizde olan Aktiliz. Evet, 15 mg IV bolus. Sonrasında 0,5 mg kilogram, maksimum 50 mg 30 dakika infüzyon. Sonrasında da 0,5 mg kilogram, yani maksimum 35 mg IV 60 dakikada infüzyon şeklinde toplam maksimum 100 mg yani 2 ampul olacak şekilde tedavimiz verilebiliyor. Bunları sadece genel bilgi olsun diye kullanmak için zaten siz fibrinolisis tedavi vermiyorsunuz. Fakat gerekliliği bilmeniz de çok önemli arkadaşlar. İnternal basın kanama riskini arttırdığı için sistolik kan basın 180 mm civarının üzerinde ise fibrinolisis tedavi vermemeliyiz. Tansiyon düşüşü böyle kullanmalıyız. Evet. Bunlar da bizim fibrinolisis tedavi kontraindikasyonlarımız. Hani bu aynı zamanda tabii şey için de SEVA için de benzer tedaviler, benzer kontraindikasyonlar mevcut. O yüzden bu listeyi bilseniz iyi olur arkadaşlar. Evet, primer perkutan müdahale STLMI hastalarında öncelikle tercih edilen tedavi biçimidir. Yani sıkıntı ortadan direkt ortadan kaldırmak daha iyi galiba.
Fibrinoj tedavisi o daha yaygın uygulamakla beraber katı laboratuvarları olanlarla sınırlı. Evet, laboratuvar olmayan yerde biz bunu uygulayamıyoruz. Öyle bir sınırımız var. Fibrinoj tedavi için en çok semptom başlangıcından 2-3 saat içerisinde etkili, sonrası etkinliği azalıyor. Erken başvurularda, daha genç hastalarda, daha geniş enfaklarda 60 dakikalık bir gecikme kabul edilebilir. Değildir. Mesela hani biraz önce bahsettik ya, hani 2-3 saat bu süremiz vardı. Bu da tam ters bir bakış açısı. Hasta geldi, genç bir hasta, 35 yaşında erkek hasta, yaygın antrenmanıyla aile içerisinde başvurdu. Nerede? Malazgirt'te. Malazgirt'ten buraya eğer gelme süresi 60 dakika geçecekse bu hastaya hızlıca fibrinoj tedavi uygulamamız, fibrinoj tedavi sonrasında hastanın sevkini planlamamız gerekecek. Fakat hasta eğer genç hasta değilse ve erken başvuru değil, geç olmuş başvurursa, yani semptomlar başlayalı 3 saati geçmişse ve infarkt daha geniş değilse 2 saate kadar gecikme kabul edilebilir arkadaşlar. Burada hastane öncesinde EKG çekiminden bahsediliyor. Hastane öncesi EKG çekimi hakikaten dediğim gibi biraz önce bahsettiğim çok önemli ve bizim için faydalı bir durum. Eğer biz bunu yaparsak hastane içi mortaliteyi ve yatış süresini azaltırız arkadaşlar. Laboratuvarı 7-24 saat ulaşılır olmalı ve 20 dakika içerisinde hazırlanacak düzeyde olmalı arkadaşlar. Fibrinoj tedavinin kontrol edik olduğu hastalarda hiç reperkusyon tedavisi vermektense gecikmeye rağmen tedavi uygulamalıyız arkadaşlar. Şok durumunda da reperkusyon tedavisi olarak fibrinoj tedavi değil, koronarografi tercih etmemiz gerekiyor. Sadece gecikecekse tercih etmeliyiz. Evet. Burada başka bir konumuz, sizi daha çok ilgilendiren bir konu. Anjiyografi için acil transferin mortalite açısından hastane öncesi fibrinolitiye üstünlüğü bulunmamaktı. Ancak fibrinolitik ile artmış intrakranial kanama riski mevcut. Yani hasta sevk esnasında her hastaya verelim mi diye düşünmüşler. Diyor ki hani aslında çok bir üstünlük yok. Hatta kanama riskini arttırıyor. O yüzden 60-90 dakika içerisinde eğer sevk sağlanabilecekse bir tedavi uygulanacaksa transport tercih ediliyoruz fibrinoj tedavilerinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sabrınız için teşekkür ederim. Uzun ve geniş bir konuydu. Sorusu, katkısı olan varsa dinlemekten memnuniyet duyuyorum arkadaşlar.